Pasifik inşaat gayrimenkulden gıda ve imalat sanayine, teknolojiye, enerji, maden gibi çok farklı faaliyet alanlarında 44 şirketi ve 948 çalışanı ile hizmet gösteren dinamik bir grup. Grup olarak hep farklı sektörlerde bir arayışımız da oldu açıkçası ve bu arayış kapsamında ilk olarak 2019 yılında lojistiğe bir giriş yaptık. Pasifik Eurasia şirketimizi kurduk. Pasifik Eurasia, Çin'den Avrupa'ya yani Doğu ve Batı coğrafyaları arasında uluslararası demir yolu taşımacılığı yapan bir şirketimiz şu anda hala faaliyetlerine devam ediyor. Lojistikle beraber yine ilgi alanlarımızdan bir tanesi de aslında teknoloji şirketleriydi ve biz bu sektöre de 2019 yılında Pasifik Teknoloji ile bir giriş yaptık. Pasifik Teknoloji şu anda 187 çalışanıyla siber güvenlikten yazılıma, donanımdan teknolojik altyapıya kadar çok geniş yelpazede hizmet sunan bir grubumuzun bir parçası. Bu şirket yaklaşık halka arzla beraber 945 milyon TL bir halka arz geliri elde edecek. 27 milyon hisse satışı gerçekleşecek. Ve bunun %70'i bireysel, yurt içi bireysel yatırımcıya, yatırımcıya, %30'u ise yurt içi kurumsal yatırımcıya olacak. Halka arzların şirketlere özellikle kurumsallaşma, izlenebilirlik ve bunun şeffaflık anlamında çok büyük değerler kattığını düşünüyoruz. Tabii bunun yanında finansal kaynak yapısına da güçlü bir giriş olduğu için orada da bir güçlenme söz konusu. Bütün bunları birleştirdiğinizde büyük bir sinerji ortaya çıkıyor. Biz de bu amaçla zaten halka arz ederek bundan sonraki girişimlerimize ve yatırımlarımıza daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde devam etmek istedik. Halk arz gelirlerimizin %45'ini yatırım harcamalarında, %35'ini arge ve ürün gelişiminde, %20'sini de işletme sermayesine destek olarak ayırdık. Burada yatırım harcamalarından kastımız aslında biz şirket olarak belli ölçüde gelişimini tamamlamış, birlikte yol yürüyebileceğimize inandığımız yeni girişimcilere ve yeni şirketlere yatırım yapmayı planlıyoruz açıkçası. Bu zamana kadar da zaten şirketin gelişimi biraz da bu yolla oldu. Birlikte yol yürüyebilmek, ürün gelişimini belli bir noktaya kadar getirmiş ancak devam etmekte zorlanan bu tür yapılara destek vererek onlara katma değer sağlayarak birlikte bir yol yürüme hedefi ve pazardan pay alma hedefiyle aslında bunu gerçekleştireceğiz bu tür yatırımları. Aslında biz tamamen yerli bir e, yazılım yapıyoruz, içeride üretiyoruz. Yurt dışından bir şey alıp da burada bir geliştirme değil, kendi yazılımcı ekibimizle yaklaşık 187 kişi var şu anda ekibin tamamında. Bunlarla beraber e, Bilişim Vadisi Teknopark'ta e, burada faaliyet gösteriyoruz. Kendimiz yazarak ürünümüzü kendimiz geliştirmeyi tercih ediyoruz açıkçası. Umarım halk arzımızda hayırlı bir şekilde sonuçlanır.